Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza tümler açı, bütünler açı ve ters açı konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın verdiği bilgilerle başlayalım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Ölçüleri toplamı 90 derece olan komşu açılara komşu tümler açılar denir. Örneğin B açısının ölçüsü 37 derece ise B açısının tümleyeni 90 dereceden 37 derece çıkarılarak 53 derece olarak bulunur. Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. Ölçüleri toplamı 180 derece olan komşu açılara da komşu bütünler açılar denir. Örneğin R açısının ölçüsü 40 derece ise R açısının bütünleyeni 180'den 40'ı çıkarırsak 140 derece olarak bulunur. Gelelim ters açılara. Kesişen iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri eşittir demiş. Burada örnek olarak da AOB açısının ölçüsü ile DOC açısının ölçüsü birbirine eşittir. Bu iki açı birbirinin tersidir. Yine burada AOD açısının ölçüsü ile de BOC açısının ölçüsü birbirine eşittir. Bu açılar da birbirinin ters açılarıdır diyoruz. Gelelim birinci çalışmamıza. Kırdaki şekle göre ters açıları belirleyiniz demiş. Öncelikle görünen küçük ters açıları belirleyelim. Bakın burada. GOF açısıyla GO COD açıları ters açılardır. GOF açısı ile COD açısı ters açıdır. Sonrasında burada bakın 90 derecelik bir açı var. BOC açısıyla tersi olan foE açısıdır. BOC açısı ile BOE açısı ters açılardır. Yine buradaki bakın şu şekilde gösterelim. Açılar ters açılardır. GOB açısı ile DOE -E açısı ters açılardır. Aynı şekilde çocuklar bakın burada 90 derecelik bir açı var. Burada da 90 derecelik bir açı var. Bu açılar da ters açılardır. FOB açısıyla COE açıları ters açılardır. Şimdi burayı temizliyorum. Bakın burada şu şekilde doğrular kesişerek buradaki GOE açısı ile BOD açısının ters açılar olduğunu görüyorsunuz. Komşu olmaya sırt sırta vermiş iki ters açı. G O E açısı ile B O D açısı ters açılardır. Yine aynı şekilde şu doğruları belirginleştirelim. Burada da G O C açısıyla Hangi açı ters açı olur? Bakın buradaki FOD açısı ters olur. G, açısı ile FOD açıları ters açılardır. Diğer bir etkinliğimizde aşağıda verilen açıların tümleyen açılarının ölçülerini örnekteki gibi bulunuz demiş. Bir açının tümleyenini bulmak için o açıyı 90 dereceden çıkarırız çocuklar. 90 dereceden 75 dereceyi çıkardığımızda 75 derecenin tümleyeni 15 derecelik açıdır. 90 dereceden 13 dereceyi çıkarırsak 77 derece 13'ün tümleyenidir. 90 dereceden 25'i çıkarırsak 65 derece tümleyeni olur. 90 eksi 50'den 50 derecenin tümleyeni 40 derecelik açıdır. 90 eksi 55'ten 55 derecenin tümleyeni de ne olur? 35 derece olur. 90 eksi 64 dereceden 64 derecenin tümleyeni 26 derecelik açıdır. Evet. Diğer bir etkinliğimiz aşağıda verilen açıların bütünleyen açılarının ölçülerini örnekteki gibi bulunuz demiş. İki açının toplamı 180 derece olursa bu açılar birbirinin bütünleridir. 25 derecenin bütünlerini bulmak için 180'den 25 dereceyi çıkarırız çıkardığımızda 155 derece olarak bulunur. 146 derecenin tüm bütünleri 180'den 146'yı çıkaralım. 34 derecedir. 72 derecenin bütünleri 180 72'den 108 derecedir. 110 derecenin bütünleri de 180 dereceden 110 dereceyi çıkararak 70 derece olarak bulunur. Diğer bir etkinliğimiz aşağıda verilen açılara komşu tümler olacak şekilde birer açı çiziniz demiş. Çocuklar burada açımız 27 derece. Tümleri kaç derece olacak? Önce onu bulalım. 90 dereceden 27 dereceyi çıkardığımızda 3, 6, 63 derece olacak. Ve iki açının toplamı 90 derece olacak. Yatay olarak bir kolumuz çizilmiş. Biz de diğer kolunu dikey olarak çizdiğimizde 90 derecelik bir açı oluşturmuş oluruz. Burada 27 derecenin tümleri 63 derece olduğu için bu açı 63 derecelik bir açı olur. Buraya da D noktası koyalım. ABD açısı 63 derece olur. Diğer açımızda 47 derece. 90 dereceden 47 dereceyi çıkarırsak 43 derece olur. Yine aynı şekilde diğer kolumuzu 43 derece olacak şekilde çizersek Buraya 43 derece yazdığımızda CD ışını olsun bu da AOD ışını AOD açısı 43 derecelik açı olur. Bu iki açı komşu tümler açılardır. 36 derecenin tümleri 90 dereceden 36 dereceyi çıkardığımızda 54 derece olur. Diğer kolumuz 54 derece olacak şekilde bir açı oluşturur. Buraya... D noktası D noktası var burada. P noktası diyelim. 54 derece yazdığımızda komşu tümler açılar olmuş olurlar. Gelelim 5. etkinliğimizde aşağıda verilen açılara komşu bütünler olacak şekilde birer açı çiziniz demiş. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıydı. Biz AO ışınını ters tarafa doğru uzatır doğru şeklinde yazarsak burada komşu iki açı oluşur. Bunların toplamı da 180 derece olursa komşu bütünler açılar olurlar. 180 dereceden 125 dereceyi çıkardığımızda 5, 5, 55 derece olur. 55 derecelik açı çizildiğinde BOD açısı 125 derecenin komşu bütünleridir diyoruz. Diğer açımız yine aynı şekilde CD ışınını sağ tarafa doğru Doğru olacak şekilde bir ışın çizip uzatırsak buraya da D noktası diyelim. 180'den 65 dereceyi çıkardığımızda 5, 1, 1, 115 derecelik komşu bütünleri çizilmiş olur. Bu arada CDE açısıymış. Ben bu noktaya D noktası diyemem. Buraya B noktası diyelim. Evet diğer bir açımızda 90 derecelik açı. 90 derecelik açının bütünleri 90 derece olur. Bu şekilde. Çizdiğimizde bu noktaya da K noktası diyelim. Gördüğünüz gibi bu iki açı hem komşu hem de bütünler açılardır. Altın sorumuzda biri diğerinden 30 derece daha fazla olan iki tümler açıdan büyük açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz. Çocuklar küçük açımıza burada X, e, A diyelim. Büyük açımıza da A açısının 30 derece fazlası olacak. Bakın bunların toplamı 90 derece olmalı. E bu iki A'nın toplamının üstüne 30 derece eklenip 90 derece oluyorsa o zaman 90 dereceden 30 dereceyi çıkarırız. Biz 60 derece. Bu 60 derece nedir? Bu iki tane A'nın toplamıdır. 60'ı da 2'ye bölersek, 30 derece olarak neyi bulmuş oluruz? Küçük açıyı bulmuş oluruz. Küçük açı 30 derece ise, diğer açı da nedir? Ee, 30 derece fazladır. Yani büyük açımız da 60 derece olur. Burada a yerine 30 yazdığımızda zaten 30 artı 30'dan büyük açımız 60 derecedir. Diğer sorumuz bütünler iki açının farkı 40 olduğuna göre küçük açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz. Yine burada da küçük açımız olacak, büyük açımız olacak. Çünkü aralarında 40 fark var. Küçük açımıza kutu diyelim. Diğer açımız da kutudan 40 derece fazla olacak. İki açının farkı 40 olduğuna göre biri diğerinden 40 derece fazla olacak. Bunları topladığımızda 180 derece olmalılar çünkü ikisi bütünler açılar. 180 dereceden 40 dereceyi çıkarırız. 140 derece. 140'ı da 2'ye böldüğümüzde 70 derece olarak küçük açımızı buluruz. Büyük açımızda nedir? 40 derece fazlası 110 derecedir. Küçük açının ölçüsünü sormuş. 70 derecedir diyoruz. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katıdır. Bu iki açının ölçülerinin farkını bulunuz demiş. Büyükler küçük açımız yine kutu olsun. Büyük açımızda 3 katı olduğu için 3 tane kutu olacak. Toplam 4 kutu. 4 kutunun toplamı bütünler oldukları için 180 derece olmalı. 180'i 4'e böldüğümüzde 45 derece olarak buluruz. Bakın açılarımızdan biri küçük olan 45 derece. Öbürü de 3 katı. 45 çarpı 3, 135 derecedir. Büyük açımız da 135 derece. Aradaki farkı sormuş. 135'ten 45'i çıkarırsak 90 derece olarak bulunur. Evet bu konumuzu burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.